Merhabalar. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Şimdi artık teker teker makaleleri araştırma ve işte bu makalelerdeki sonuçları gözlemleyeceğiz. Ve hani şu anda da ilk bölüm yükleniyor. Bu ilk makalede işte uzaktan algılamayla işte uzaktan sensörlerin hangi alanlarda kullanıldığını ve bu alanlarda da hani bu sensörlerden alınan verilerin ne verileri olduğunu göreceğiz ve bu verilerin nelere bize ışık tuttuğunu göreceğiz. Şurada güzel bir aslında şu bilgi pardon bu başka makalede olması lazım. Fakat eğer bir araziden verim alamıyorsanız bunun %70'inin sulama ile ilgili sıkıntılardan dolayı olduğunu söylemekteler ve bu makale aslında çok hoşuma gitti. Buradaki su yönetimi hakkında bilgiler içeriyorlar ve burada da hani sizin şu tablo şunu gösteriyor. Hani siz suyu yöneteceksiniz ve siz bu yönetim içinde sensörlerden veri almanız lazım. Siz bu verileri nerelerde kullanabilirsiniz? Onu söylüyor. Yani siz burada bir kamera sensöründen, yani kamerada bir sensördür aslında. Siz toprak kullanımını gördüğünüz zaman şunu tespit edebilirsiniz. Su oranıyla sizin verimliliğinizi bununla tespit etmeniz mümkün. Veyahut işte toprak kullanımınız ile sizin verimliliğinizi hesaba kattığınız zaman az verim alabiliyorsanız, yani sizin kullandığınız su miktarı bu kadar, toprak miktarı bu kadar ise veyahut siz şu anki toprağınızın bir kısmı dolu bir kısmı boş ise siz buna göre stratejik bir plan hazırlayacaksınız ve bu plana göre ekin yapacaksınız. Ve bu ekinleri hesaplamada da eğer toprak kullanımını belli eden bir sensör kullandığınız zaman size bu bilgiler de yardım edecek. Hatırlarsanız aslında onu da şimdiden göstersem aslında daha iyi olacak. Fakat makalesini hemen bulabilir miyim? Bakayım. Hadi. Yani burada benim aslında size şu an göstermek istediğim şey şu. Atıyorum sizin elinizdeki işte üstten bir kamera drone kullandınız ve sizin toprağınızın ne kadarının verimli olup olmadığına bakacaksınız. Buradaki şey dedi, hani kışın ve yazın diye ayırmışlar aslında. Yani kışın ve yazın sizin toprağınızda neler ekildi ve bu su miktarları ne kadar diye sınıflandırma yapabilmişler. Ya da hatırlarsanız bu hani kesin sınırlarını çizerek oluşturulan kısmın segmentasyon olduğunu hatırlarsınız. Bu segmentasyonu yapmanız mümkün ve siz bu şekilde de toprak kullanımınızı eğer drone ile bir fotoğraf ile çektiğiniz zaman siz buna göre stratejik bir plan alacaksınız ve bu plana göre de hareket edeceksiniz. Bunu demeye çalışmış. Mesela siz sulanan alanlarınızın hesaplayabildiğiniz bir sensör kullandınız. Yani sizin ekininizin ne kadar sulanıyor, siz bunu kullanabilen bir sensör kullandınız. Bu sensörlerle bulunabilen bir şey. Siz o zaman performansınızla ilgili, yani ekin oranınızla ilgili de bir tahmin alabilirsiniz. Buna göre stratejik bir plan da yapabilirsiniz. Siz suları eşit dağıtabilirsiniz. Buna göre operasyonlarınızı artırabilirsiniz ve işte bunun etkisinin ne kadar olacağını tahmin edebilirsiniz. Veyahut siz direkt olarak sadece şunu verebilen bir sistem kullandınız. Sizin ekinlerinizin ne kadarını pardon ne kadar ekin aldığınızı hesaplayan bir sensör kullandığınızı düşünün. Yani ne demek bu sensör? Atıyorum buğdayı hasat ettiğinizde bu hasat miktarını belirleyen bir şekilde bir sensörle buldunuz. Zaten bu makalenin olayı o. Siz herhangi bir sensörle de bulursanız bulun. Eğer ekin üretiminin ne kadar olduğunu veren bir sensör kullanırsanız bu sizin performansınızı açıklayacak kesin bir bilgi sunacak ve stratejik planlamanızı da buna göre yapabileceksiniz. Ve buna bağlı olarak da işte hani nasıl diyeyim? Su kullanımınızın ve üretkenliğinizi hesaplayabilirsiniz. Yani verimliliğinizi mesela irrigated area ile beraber crop yield'ı kullandığınız zaman, yani sulanmış alanı
sizin ekin miktarınızla karşılaştırdığınız zaman buna göre size bir productivity verecektir. Ve aynı zamanda burada da salinity mesela buradan şey yapalım. Topraktaki tuzluluğun hiçbir hani su ile ilgili çok da bir yani toprak tuzluluğunu veren bir sensörünüz olsun. Bu sensör size performansınızla ilgili bir bilgi sağlayabilir. Çünkü toprağın tuzlu olması bitkiler için çok iyi bir durum değil. Çok az olması da sıkıntı, çok tuzlu olması da sıkıntı. Ve eğer bir problem varsa bunun tuzdan olabilme ihtimali fazla. Bunun için de aslında siz ne kadar impact'e veyahut işte etkiye sahip olduğunu da görebilirsiniz. Yani siz herhangi bir sensörlerle bu bilgileri kullandığınız zaman bu şekilde hani siz nasıl diyelim bilgiler elde edebiliyorsunuz. Bu makalede işte başka karşıma gelen şey burada anladığım kadarıyla işte hani belli şeyleri karşılaştırmışlar. Cropping intensity dediği hani ekin yoğunluğu. Yani mesela Gediz Gölü'nde Türkiye'de işte 98 yılında %25 ekin yoğunluğu varmış. Suların %26'sı havaya karışıyormuş. Yani bu evapotranspiration dediği bizim aslında su döngüsü dediğimiz lisede daha çok hepimizin gördüğü ve hatırladığı hani buharlaşma miktarını hemen hemen veren bir şey. Siz %25 yoğunlukta tarım arazinizi ekinlik tarım arazilerinizin işte %25 yoğunlukta ya da işte 25 derecede 25 birimde dolu olduğunu düşünelim. İşte bu Türkiye'de Gediz Gölü'nde %26'sı havaya karışıyor. Ve hani %39 oranında da crop stres dediğimiz şuymuş. Ekim miktarını düşüren faktörler. Yani sizin crop stres değeriniz yüksek olunca bu sizin ekinden aldığınız verimin daha az olduğunu gösterir. Yani bunu şöyle düşünün. Hani siz bir atıyorum bitkisiniz ve sizin üretiminizi etkileyen faktörler var. Tuzluluk oranı, nem, sıcaklık gibi. Yani Gediz yakınlarında hani crop stres %39'muş. Yani siz eğer işte Arjantin'de Rio Tunuyan'da bir bitki olsanız aslında sizi etki eden yani sizin verimliliğinizi etki eden 6 birim kötü anlamda etki eden 6 birim zararlı varken Türkiye'de 39 birim zararlı var. Hani bunun sebebi hani tamamen hani jeolojik de olabilir. Tamamen insanların sonucu da olabilir. Veyahut yani aslında böyle bir şey olmazdı. Veyahut işte siz bunu belki minimum %20'ye düşürebilirsiniz. Bunun da sebepleri olarak sizin yani yanlış bitki seçiminiz veyahut o bitkinin o kadar hassas derecede olması gibi sıkıntılar doğabilir. Hani bu sıkıntılardan dolayı bu değerler var. Aslında bu hani bizim ülke burada en kötü derecelerde o zaman kötü diye bir kısım yok. Belki bitkiden ötürü belki de hani coğrafik sıkıntılardan ötürü olabilir. Bu makalede hani genel bir şey yapılmış aslında. Benim hani en sevdiğim makalelerden biriydi. Çünkü hani güzel güzel açıklayabilmiş. Siz bu sensörleri bu şekilde kullandığınızda bu açıklamalarla hem yani sensörün verdiği bilgilerle bunları karşılaştırabilirsiniz. Bu bilgilerden öğrenebilirsiniz. Size anlatıyor. Burada Counting Apples and Oranges with Deep Learning dediği bir makale var. Bunun güzel kısmını ben söylerken aslında şunu demek istedim. Yani buradaki meyve sayımlarını işte dronlarla yapabilmişler. Hem yani Türkiye'de çok mümkün mü bu? İnşallah kısa zamanda öyle bir hani tarımımız artar ki bunu kullanmak için hani canla başla çabalarız. Fakat hani görüneni de söylemek lazım. Hani bununla ilgili de videonun sonunda aslında bir yorum yapacağım. Hani Türkiye'de bunların ne kadar uygulanabilir dediğinizi de aslında düşünmek zor değil. Bununla ilgili de bir açıklama yapacağım videonun sonunda. Tabii benim cahil bilgim ne olacak bu? Sonuçta tatlı su insanıyız yani İstanbul'da yaşadık kaç sene şu an Ankara'dayız. Elimiz ayağımız doğru düzgün toprak görmedi yazın memlekete gitmekten başka. Fakat hani az çok bir şeyleri de yorum yapabiliyoruz. Onunla ilgili de bir şeyler demeye çalışacağım. Buradaki meyve sayımlarını işte karanlıkta veyahut işte gündüz şeklinde burada sayımları yapabilmişler. Ve bu sayımları işte hani belirli bir başarı oranları var. İşte bu makalenin teknik olarak beğendiğim kısmı İki işlem yapıyorlar zannediyorum. Bu blob detection dedikleri hani meyveyi gördüğü yerde daire çevresini, daire içini alabilme özelliğine sahip bu makale. Yani bunun için elle bir
Görüntü işleme fonksiyonunu yazmışlar. Aynı zamanda derin öğrenmeyi kullanmışlar. Sonra bu ikisini birleştirmişler aslında. Yani aldıkları sonuçlar hem bu blob dediğimiz bu yuvarlakların sayımı artı convolutional neural networkler ile olan sayım miktarı ve bunların birleşiminden oluşuyor. Hani bu iki metodun birleşiminden hani çok fazla hani en başarılı algoritmayı elde etmişler. Teknik olarak beğendiğim kısım bu. Şimdi bunu ne zaman kullanıyorlar? Şimdi siz düşünün, bu meyveleri elle veyahut işte makineyle toplayacaksınız. Aslında neyle olduğunun pek önemi yok. Fakat siz bu meyveleri analiz etmek için tek tek gezmeniz uzun süre alabilir. Veyahut şöyle düşünebilirsiniz. Siz öyle bir zamanda meyve toplamak istiyorsunuz ki sizin işte iş yani sizin yani bu işe tekrardan girmemeniz lazım. Yani bu sizin için bir zarar olacak. Yani siz atıyorum düşündünüz ki şu an işte toplamanın zamanı, sonra bir bakmışsınız meyvelerin bir kısımdaki bölgedeki meyvelerin çoğu yeşil. Bizim Türkiye'deki tarım arazilerimiz yani çok fazla geniş olmadığı için yani şöyle söyleyeyim yani kişi başına düşen tarım arazisi alanı çok fazla olmadığı için bunu belki yani Türkiye'deki çiftçilerimiz hani kendi gözleriyle bunu hesaplayabiliyor. Fakat tarım arazisi büyük olduğu zaman belki farklı koşullardan ötürü siz şunun yanılgısına düşebilirsiniz. İşte buradaki meyveler olmuş, hadi başlayalım. Sonra bir bakmışsınız ki arka taraftaki meyveler daha olmamış. Ve siz bu şekilde bu hasat işlemine başlarken duraksama yaşayabilirsiniz. Bu meyve sayımının olayı aslında bu konuda güzel. Yani siz bir kere işlem yapmanız lazım. Ve bunu da yaparken hani tekrardan başa dönmemeniz lazım. Bu sizin için eksi bir şey olacak. Yani tekrardan makine çağırmak, işçi çağırmak, işçi toplamak sizin için çok güzel olamayabilir. Yani cost olarak sizin zararınıza olan bir şey bu. Bu farklı bir makalede de işte burada denilen şey, bu basit bir makale aslında. Şöyle bir alanı var. İşte tarım arazisinin resmini böyle çekiyorlar. Sonra böyle bir düzenek kurmuşlar. Hem GPS veren hem kamera ve radar içeren. Ve bu resimlerle şunu araştırıyorlar aslında. Benim arazimde herhangi bir farklı bir durum var mı? Sıkıntılı bir durum. Çok basit bir uygulama. Bunu veri topladıktan sonra yazmanız çok sıkıntı değil. Yani buradaki GPS, işte yok lidar, termal kameradır, radardır. Şu sınıflandırmada hiçbir etkisi olmayan işlemler. Buradaki radar ve GPS yerlerinin farklı kullanımları var. Veyahut işte termal kameranın farklı kullanımı var ki termal kameranın nasıl bir önemi olduğunu hani bir iki makale sonra göreceğiz. Benim çok hoşuma gitti aslında. Hani burada olan şey işte siz bu sensör kullanarak işte bu sınıflandırmayı yaparak işte insan mı var, işte o toprak arazisi iyi mi, işte ondan sonra sıkıntılı bir kısım var mı, bunları araştırmışlar. Yani çok hani ciddi müthiş bir şey değil, fakat hani burada aradıkları şey hani herhangi bir olağan dışı bir durum söz konusu mu, bunu incelemişler. Bu makalede bunu da aldığım notlar vardı birkaç tane. Burada şimdi 22 bitki türünü 22 bitki türünü sınıflandırmışlar ve bu sınıflandırmayı yaparken de işte %86 verim elde etmişler. Ve bu %86 verimi elde ettikten sonra da aslında bunun neden olduğunu tartışmak daha mantıklı. Zaten biliyorsunuz ki ImageNet veri setinde 1000 tane nesneyi sınıflandırmak mümkün. 1000 tane nesneyi sınıflandırınca ne oluyor? Net bir anlama gelmiyor. Tamam sınıflandırdık. Ama buradaki sınıflandırmanın güzel bir amacı var, güzel bir amaca hizmet ediyor. Şimdi buradaki makalede şu kısmı okumak istiyorum size. Ki bu da doğru. Yani az çok hani dedemlerden ötürü bu hani yabani otların verimliliği düşürdüğünü ve hani bunun da sökülmesinin bayağı zaman aldığını biliyorum. Hani kendim de yaptığım bir şey. Sağ olsunlar. Yani bunları da az çok görebildim. Yani bir işte üzüm bağları vardı ve bu üzüm bağlarının zararları vardı. Aynı zamanda zararlı olmasa da bir bitki yetişiyor. Hani bitki dediğinizde iki tane uzun bitki yani. Hatta şuradaki
bitkilerden birine de benzetmem lazım. Yani şunun gibi bir bitki yetişiyor ve toprağın suyunu alıyor. Sizin ektiğiniz üzümün suyunu alıyor. Ve siz su ektikçe bunlar zaten artıyor. Bu sefer bir daha çok almaya başlıyorlar. Bunları da elle temizlemek veyahut ilaçlamak hani eziyet bir durum aslında. Fakat ilaç kullanımı bu weed kontrol için yani yabani otların kontrolü için ilaç kullanımı hani çevreye zararlı bir şey. Fakat bu zararlı otların, yabani otların verimliliği %23 ile %71 arasında azalttığını söylemekteler. Ve bunun içinde bu yabani otların kontrolünde ilaçlamanın kullanıldığını söylemekteler. Fakat bu ucuz olmasına ve efektif olmasına rağmen hükümet tarafından kısıtlanan bir durum. Yani çevresel koşullardan ötürü doğru. Fakat hani mekanik olarak da bu otları, yabani otları ayrıştırmak çok kolay bir durum değil. Bunun için de bu yabani otları ayrıştırırken hani öyle bir sınıflandırma uygulayabilelim ki biz sadece gerekli yerlerdeki yabani otları alalım. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Yabani otların her yerde olmasının da mümkünatı yok. Veyahut işte yoğunlukta olduğu yerler var. Belki siz yabani otların belli toleranslı olmasına sıkıntı çıkarmayacaksınız. Ve bu yabani otları ayrıştırmak istediğiniz zaman içinde bunları görüntüyle ayrıştırıp ardından da hani direkt o yerleri bu yabani otlardan arındırma işlemini yapabilirsiniz. Bunu söylüyor ve bu ilaç kullanımının hani ucuz ve etkili olsa da hükümet tarafından sınırlandırılan ve toprağa güzel bir eylem olmadığını söylemekte. Bunun için de hani bunları açıklamak da aslında direkt derin öğrenmenin kullanımıyla ilgili bir şey vermemiş. Bu makalede gördüğüm şey neydi? Precision Agriculture'ın tanımını yapmış burada. Yani siz sensörlerle, bilgi sistemleriyle tarım arazinizi ölçtüğünüz zaman sizin verimliliğinizi arttırmanız lazım. Yani bu bilgileri ve bu sensörler pahalı şeyler, paralı şeyler aslında. Ve siz bu bilgileri ve sensörlerden alınan bilgileri siz belli bir amaç için toplamaktasınız. Ve bu amaçlarda hani şöyle belirlenmiş. Toprağın ve arazinin hassasiyetini belirlemede veyahut işte bu varyasyonları belirlemede, ondan sonra karar vermede kullanıldığını söylemekteler. Hani burada da derin öğrenme ilgili çok geniş bir şey bulamadım aslında. Fakat hani bununla ilgili birazdan bir kısma geleceğim, termal görüntüleme ile ilgili. Ondan önce de derin öğrenmenin kullanıldığı alanlardan biri de yaprak damarlarından bitki tanımı. Yani siz bitkiyi yaprak damarlarından tanıyorsunuz ve bu derin öğrenmede kullanılabilen bir şey. Yani segmentasyon işlemini uyguluyorsunuz. Belki bunun içinde algoritma yazmanıza gerek var. Veyahut işte belki direkt artık hani bu segmentasyonu şu damarları gösteren segmentasyon işlemini yapmadan da sınıflandırabilirsiniz. Fakat neden insanlar yapraklardan bu bitkileri sınıflandırma ihtiyacı duyuyor? Bunu düşünmek lazım biraz da. Burada makalenin açıkladığı şey şu. Aslında bu damar izleri, damar patternları bir bitkinin türü hakkında bayağı bir bilgi taşımakta ve hani bu bilgi sadece bu bitkinin türü hakkında da değil, bu bitkinin hangi hastalıklara sahip olduğuyla da ilgili şeyler vermekte. Bunun verildiği kısım neredeydi? Bakmaya çalışıyorum. Yani keriz diye bir şey hatırlıyorum. Aynen. Yani damar morfolojisi aslında bitkinin rengi, tipi, işte tekstürüyle ilgili bir bilgi vermekte. Yani türünü anlayabilirsiniz. Aynı zamanda da bazı bitkilerin çeşitlerini anlamak kolay değil. Yani bazı bitki türünün iç türlerini anlamak mümkün değil. Veyahut işte iki bitkiyi birbirinden ayırabilmek her zaman kolay olmuyor diyor. Yani görünüş olarak birbirine benziyorlar ki bu doğru. Onun dışında da hani bitkilerin
Yani farklı bitki türü de olabilir. Aynı bitki türünün farklı varyasyonları da olabilir. Bunları anlamak için yaprakların damarlarından sınıflandırma işlemini yapmaya çalışmışlar ki güzel bir şey, hoşuma gitti. Onun dışında da gene bir yaprak sınıflandırma olayı var. Burada da hani yaprağın belli bir kısmı kesik olsa bile, ki bu az çok aşinaysanız, daha doğrusu her meyvede olabilen bir şey. Yaprakta hakikaten şöyle bir kısımlar belli zararlar tarafından yenmekte ve işin ilginci tam mı tamına bir yuvarlak şekli de çıkmakta bazı şeylerde. Bunları görüntüyle sınıflandırma işlemine gitmişler. Bu thermal imaging de aslında derin öğrenmeyle çok kullanılan bir alan değil. Derin öğrenme bunun üstüne de eklenebilir. Fakat güzel olan kısım şurada gerçekleşiyor. Ya burada infrared ısı ölçümüyle toprağın su ihtiyacını algılamak diğer metotlardan daha iyi demekti. Yani bu çok geniş ve güzel bir makale aslında. Ben bir kısmını size açıklayacağım. Hepsini de okumaya yalan olmasın. Hani içim almadı bir yerden sonra. Fakat buradaki termal kameradan bize gösterdiği şey şu. Isı ölçümünü hani çoğu şeyden daha iyi yapmakta. Bunun için de size bir video izletmek isterim aslında. Bu videoda olan şey, hatta çok güzel de bir inovasyonları var. Yani videonun sesi olmasına da gerek yok aslında. Burada toprağın üzerindeki, hani bunlar golf sahası olması lazım şu anki yer. Ondan da pek emin değilim açıkçası. Fakat burada olan şey, toprağın üstünü bir infrared kamerayla analiz ediyorlar. Ve bu analizde de aslında çimdeki hani belli kısımları araştırıyorlar. Bu araştırmalar nelere karşılık geliyor? Yani toprağın şu kısımlarında su olduğuna karşılık gelebilir. İşte veyahut işte gördüğünüz gibi hani bu ısı haritaların ile buradaki noktaların, hatta şurada video esnasında sarı bir yerden geçiyor mu? Hani buradaki ısı artımlarını görüyorsunuz. Anladığım kadarıyla sarılar daha sıcak olduğu için sarılara gelince bir ısınma gösteriyor. Yani buradaki topraktaki hani belli kısımların özelliğini anlamanız mümkün. Bu ne olabilir? İşte topraktaki ısıyı bu şekilde siz ölçebilirsiniz. Yani siz infrared bir kamera kullandığınızda arazinizdeki toprakların ısısını ölçebilirsiniz ve diyebilirsiniz ki toprağımın ısısı şu kadar olduğu zaman işte buradan toprağımdaki su miktarı azalmış veyahut artmış. Hani su olduğu zaman toprağın ısısının biraz daha düşük olmasını beklersiniz. Fakat ısınız arttıkça dersiniz ki aslında benim su miktarım azalmış. Ve bu makalenin söylediği şey ise ısı miktarını ölçmenin, toprağın ısı miktarını ölçmede infrared ısı ölçümü, bu şekilde termal ısı ölçümü çoğu metottan daha iyi ve bu metotlar arasında da aynı zamanda su ihtiyacını algılayıp algılayamadığını anlayabiliriz. Aslında burada bu makalede hani bunun dediği şey şuna karşılık geliyordu. Hani bunun için yapmak istiyorlardı. Irrigation scheduling, yani toprağınızdaki sulama oranını bu şekilde hesaplayacaksınız. Diyeceksiniz ki benim toprağım işte yazın için düşünelim. 32 derecede en verimli halinden 3 derece uzakta ve aslında toprak 29 derecede benim için en verimli hasadı verebilen, en iyi ürünü verebilen halde. Ve bu 29 dereceden baktığınız zaman siz şu an 32 derecedeyseniz toprağı sulayıp hem ısısını düşürürsünüz ve aslında 32 derece olmasının sebebi olarak da şunu sunabilirsiniz. Hani güneşli bağlamda tarım yapıyorsunuzdur. Su miktarı buharlaştığı zaman yani bu bakalım. Merak ettiğim için soruyorum. Transpiration döneminde, yani işte suyun buharlaşma döneminde olduğunu anlayıp, işte veyahut işte bu evapotranspiration dolayısıyla kaybolduğunu düşünüp, sürçülisan ettiysem affolun, düşünüp buna göre de siz sulama planınızı buna göre yapabilirsiniz. Ve burada termal görüntülemenin iyi işlem yaptığını
iyi işler yapabileceğini algılayabiliriz. Aslında benim kafamda olan şey de burada dediğimiz şey, hani burada toprağın atıyorum hani 27 derece olduğunu, bu geniş bir alanda, işte burada toprağın hani belli bir yerde 27 bir derece olduğunu söylüyordu. Hatta şuna göre alalım. Pardon, şuna göre alalım. İşte hani belli bir derece. Şimdi bu 27 derecede en iyi hasadı aldığınızı öğrenmek de aslında makine öğrenmesiyle olan, hesaplanabilen de bir şey. Yani şöyle, siz belli alanlarınıza belli parametreleri, işte şu kadar su verdim, şu kadar gübre attım, işte şu kadar gübre birden attım, şu kadar gübre ikiden attım deyip siz bir bitki için en optimal koşulları bulabilir ve bu optimal koşullara göre de kaç derecede en iyi ürün aldığınızı da hesaplayabilirsiniz. Yani bu hesaplamada bu kısımda makine öğrenmesi kullanılabilir ve bu optimizasyon işleminde de verinin çok olması gerektiğini de söyleyebilirim. Yani çok fazla varyasyon olduğu için gerçek hayatta, işte gübreden belli miktarlarda atabilirsiniz. Güneş ışığı zaten sizin kontrol edebileceğiniz bir şey değil. Isı da öyle. Fakat hani bu şekilde siz hemen hemen, işte stokastikli oluyorsa da hemen hemen optimale yakın bir sonuç bulabilirsiniz ve bu şekilde de bir bitki için, o tür bir bitki için hangi alan, hangi parametrelerde ekim yapmanız gerektiğini algılayabilirsiniz. Ondan sonra da bu makalede anladığım kadarıyla, daha doğrusu hani burada gördüğüm kadarıyla önemli olan bilgi şuydu. Dünya nüfusu 2050'ye kadar %30 artacak ve bu aslında dünyanın beslenmesi için tarım production'ının da %70 artmasına gerektirecek. Yani siz dünya nüfusunun %30 artması demek, sizin %70 tarım ürünlerini arttırmanız lazım demek. Yani bu da insan başına iki katından fazla derecede üretimin artması lazım diyor. Yani dünyada, yani dünyaya gelen bir bebek için bir metrekareden alınan verim yüzde işte 233 artmalı. Bu makalenin benim ilginç kısmı, bana gelen ilginç kısmı bu. Ve bu makalenin de bize sunduğu olay şu aslında. Hani bu yüzden bizim toprağı optimize edip bu ihtiyaçlarımıza göre arttırmamız lazım. Yani mesela şu an ülkeci nüfusumuz artmakta. Ne kadar kontrollü, ne kadar kontrolsüz, bunu emin olamamaktayız. Fakat bu bizim ülkeci, işte nüfusumuz bu kadar artacaksa toprağımızın verimliliğini de bu kadar arttırmamız lazım diyerek işlemler yapmamız lazım. Çünkü dış ticaret açığımız zaten tarımdan dolayı artıyor. Ülke nüfusu arttıkça biz tarımın da artmadığını gördükçe, yani gözlemlerimiz, yani benim gözlemlediğim şu an önümde, yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem bunu. Bunun konuda bilgi sahibi değilim. Fakat iyi olsaydı iyi derlerdi herhalde diye düşünüyorum. Yani en azından şeye belki de emin gibiyim yani. Bizim ülkemizin nüfusunun arttığı kadar tarımımızın verimliliği artmıyor. Ve biz üstüne üstlük tarım ürünlerinde de ithalat yapmaya devam ediyoruz. Bunu da işte hani bizim de ülkece aslında bu sorunu ayrıştırmamız lazım. Bu makalenin sunduğu şeyler buydu aslında. Onun dışında da şuradan geri gelelim. Burada sizin belli bir bölgenizdeki toprağınızın, burada da aslında buranın dediği şey Bilkent Üniversitesi'nden bağlandığım için bu makaleye ulaşabilme imkanım oldu. Onu belirtmekte. Ben de yeni fark ettim orayı. O yüzden ilgincime gitti. Yani daha doğrusu hiç okul adını direkt Ulakbim diye görmemiştim. Ona şaşırdım. Ya burada da şöyle söylüyor aslında, işte dediğimiz gibi toprağınızın ne kadarı işlenmekte ve bu işlenmekte olan, yani ekin halinde ve bu ekinlerin ne kadarı hangi ürün tipine ait, bunu belirlemekte ve siz buna göre de ülkenizin belli bir kısmındaki toprağınızın ne kadarını kullandığınızı, yani kullanılabilen tarım alanlarının ne kadarını kullandığınızı, aynı zamanda bunların da ne kadarını pirinç olsun ve atıyorum ne kadarını da mısırı kullandığınızı söylemekteler. Pirinç mısır örneğini aslında şöyle itiraz edebilirsiniz. Aynı bölgede yetişiyor mu?
Çok bir fikrim yok. Bildiğim kadarıyla aynı bölgede yetişmiyorlar. Fakat işte pirinç mısır diye öyle aklımızda kalmış direkt o ikiliyi. Hani sürekli söylemekteyim. O yüzden hani hem işin içinde cahillik de var hem de alışmışlık da var. Öyle söylemiş olalım. Video da biraz uzun oldu. Fakat finans videosunda da aynı şeyi yapmıştık. Yani geniş araştırmalar tanıyoruz. Aslında şu an 15 makalenin özetini araştırıyoruz. 45 dakikalık hemen hemen 45 dakikadan fazla bir süre maalesef geçiyor. Hani iyi bir şey, kötü bir şey onu bilemem. Fakat lazım, araştırmak lazım yani. Aynı problemi burada da değinmişler. Ondan sonra da burada da işte meyve sayımları ile ilgili birkaç makale var. Gene aynı işlemlerdiler. Burada da bitki tanıma şeklinde işlemler var. Burada genel bir makale var tekrardan. Ve benim de aslında araştırmak istediğim, burada da makalesini bulamadığım şu var. Yani bizim belli üretim şekillerimize göre işte bu bitki için şu derecede, şu derecelerde ve şu gübre oranlarında ekim yaparak hangisinin en verimli olduğuna karar veren sistemleri de hesaplamak lazım ki bu biraz da benim bölümümden ötürü daha çok merak ettiğim ve daha çok da işte yok meyve sayımındandır, şeydendir çok daha önemli olan, çok daha verimliliği arttıran o kısımları merak etmekteyim. Yani siz %5 oranında verimliliğinizi bu meyve sayımlarıyla arttırabilirsiniz. İşte pardon, daha doğrusu %5 oranında şey yaparak yani siz meyve sayımlarını yaparak bu kamerayla ve öyle bir zamanda meyve hesaplayarak yani pardon konuşamadım. Siz hasadınızı en ürünlerinizin tam olduğu anda yaparak maliyetinizi düşürebilirsiniz. Fakat siz esas olarak ürününüzün ne kadar ürettiğinizi arttırırsanız o size %5 değil belki de %150 oranında fayda sağlayacak. Bu aslında önemli olan. Benim de aslında merak ettiğim şey o. Belki diğer videolarda bununla da ilgili bir araştırma yapmış olurum. Makaleleri de yorum kısmına atacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.